Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Tercih danışmanlığı ile ilgili videolara devam ediyoruz gençler. Bu videomuz özel koşullar ve özel üniversitelerin ücretleri ile ilgili olacak gençler. Ücretleri biz nereden bakacağız? Onu anlatmaya çalışacağız. Şimdi baktığınızda tablo 3 ve tablo 4'te. Tablo 3'te ne vardı? Ön lisans yani 2 yıllık bölümler vardı. Tablo 4'te ise 4 yıllık yani lisans bölümleri var. Defaatle söyledim zaten özel koşullara mutlaka bakın diye. Özel koşullarda gençler kılavuzun 472. sayfasından itibaren bulabilirsiniz. Ki bu ikinci kısım koşulları. Şimdi örnek vereyim. Orada siz bölüm tercihi yaptığınızda bölümün hemen üstündeki zaten tercih başladığında orada zaten tercih sistemine girdiğinizde özel koşullar diye yazar. Bakınız işte birinci madde, ikinci madde, üçüncü diye gider gençler. Şurada bak dikkatimi çeken, sizin de dikkatinizi çeker zaten. Şöyle baktığın zaman atıyorum ne diyor? 11. maddede bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin işte gemi adamları, kılavuz kaptanları yönetmeliği ile gemi adamları ve kılavuz kaptanları eğitim gibi işte özellikleri teker teker sayıyor. Tamamen bölüme göre bir özellik taşımanız gerekiyor. Onun yanında bakın ben hangi program olduğunu bilmiyorum. Sadece İşi biraz daha kavrayın diye bu şekilde açıklama yapıyorum. 14. maddede öğretim dili Arapça. Şimdi ilahiyat tercihi yaptığınızda bir normal ilahiyat var gençler. Bir de Arapça öğretim dili olarak ilahiyat var. Buna dikkat ediyorsunuz. Arapça biraz zorlayabilir. Bakın öğretim dili İngilizce. Eğitim Ardanuç ilçesinde sürdürülecektir gençler. Lütfen dikkat edin. Bazı bölümler yazdığınızda o bölümler merkezde olmayabilir. İlçede birçok eğitim fakültelerinin bazıları mesela ilçede. Bazı bölümler ilçelerde kurulmuş. Genel itibariyle ilçelere baktığımız zaman meslek yüksek okulları yani 2 yıllık bölümler var. Fakat bazı üniversitelerin 4 yıllık bölümleri de ilçelerde sürdürülmektedir. Şurada görüyorsunuz gençler eğitim Kuruca Şile ilçesinde sürdürülecektir. Yığılca ilçesinde sürdürülecektir. Bunun gibi yerler çok çok fazla. Şimdi geldim. Özel üniversitelerin eğitim ücretlerine. İkinci öğretim ücretlerini zaten bu kısımda bulabilirsiniz. Onun yanında bazı üniversitelerde dikkat, bazı üniversitelerde kılavuz bilgilerine baktığımız zaman gençler eğitim ücretini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Fakat bu sene maalesef özel üniversitelerin birçoğunda eğitim ücretleri kılavuzda yazmıyor. Bazılarınki yazıyor onu söyleyeyim. Bakın şurada baktığımız zaman Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'ndeki eğitim ücretleri. Şöyle baktığımız zaman bu gastronomi gençler. Gastronomi sırayla yazar zaten. Gastronomi programları Türkçe 62.560. Mimarlık programları İngilizce 56.000. Bu tamamen ücrette. Peki %50 burslu ne demek? %50 burslu bu ücretin yarısı. Tam burslu ücretsiz okuyacaksınız. %25'lik burslu var gençler. %75 vardı. Geçen sene zaten kaldırıldı. Şuna da dikkat ediyorsunuz. İncelerken gördüm zaten kılavuzu. Gençler Karate Üniversitesi'nin örnek veriyorum. Tıp Fakültesi %100 burslusu, %50'si ve ücretlisi vardı. Şu anda %50'sini kaldırmışlar. Sadece ücretlisi ve burslusu duruyor. Bu durumlara da dikkat edin. Şu an YÖK tamamen güncellenmemiş durumda. Yakın bir zamanda güncellenecek. Biz de ona göre YÖK'ün ne şekilde, YÖK atlasını ne şekilde kullanacağını zaten öğreteceğim gençler. Şimdi örnek vereyim. Ben Karatay Üniversitesi'ne girdim. Şurada bakın gençler. Öğrenci, öğrenim ücretleri. Bakın eğitim ücretleri dedik. Şurada ücretler ve burslar diyor. Lisans ve diğerleri. Bak şurada zaten teker teker ücretleri yazmış gençler. Şuraya bakıyorsunuz. 2021-2022 girişli öğrenciler. 57.000 bir hukuk fakültesi %50'sine işte hesaplıyorsunuz. Ama KDV hariç gençler bakın KDV zaten %18 onu da eklemeyi unutmayın. Evet gençler bu şekilde ücretleri öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi özel koşullara da buradan bakabilirsiniz. Özel koşullara bakmayı ihmal etmeyin lütfen. Daha sonra zor duruma düşersiniz. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur gençler. Diğer bir videoda görüşmek üzere.